Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Ay ile ilgili çarpıcı iddialara değineceğiz. Gece gökyüzüne baktığımızda hem değişik yapısıyla hem göz alıcı güzelliği ile Ay, geçmişten günümüze tartışma konusu olmuştur. Bu da Ay ile ilgili çeşitli teoriler ortaya atılmasını sağlamıştır. Öncelikle Ay'ın nasıl uydumuz olduğu ile ilgili görüşlerle başlayalım. İlk teori, Ay dünyamızın bir parçasıydı ve dünyaya çarpan meteordan dolayı gezegenden kopan parça, dünyanın çekim alanında dönmeye başlayarak uydumuz oldu. Bu kopan parçayı günümüzde büyük okyanuslardan birinin su olmayan hali şeklinde düşünebilirsiniz. Ama bu teori Ay'daki kayaların bileşenleri ile dünyamızdakilerin benzerlik göstermemesinden kaynaklı çürütülüyor. İkinci teori ise uzayda bulunan Ay, Güneş sistemimizin içinde bir yerden veya farklı bir yıldız sisteminden gelerek dünyanın çekim alanına girmesiyle uydumuz olmuştur. Değineceğimiz üçüncü teori ise Ay dünya gibi Güneş sistemi oluşurken bir gaz bulutuydu ve doğal olarak Ay'ın uydusu olduğu şeklindedir. Ay'ın yapay olduğunu iddia edenler, hatta dev bir uzay gemisi olduğu şeklinde uçuk fikirler atanlar, birazdan belirteceğim garipliklere cevap aramaktadırlar. NASA, bir ay kayasının en az 5 milyar yıllık olduğunu saptadı. Ama bu güneş sistemimizden daha eski bir tarihti. Ve ayın yüzey toprağı ay taşlarından daha eski olduğu için bu farklılık nereden geliyor hala açıklanamadı. Güneş sistemimizi incelediğimizde ay gibi sadece ön yüzünü gösteren bir yapı bulunmamaktadır. Ay'ın karanlık yüzü hala bir gizem konusudur. Ayrıca güneş tutulmalarında Ay, güneşi sanki hesaplanmış gibi tamamen kapatmaktadır. İnsanı, Ay'ın büyüklüğünün güneşi tam örtecek şekilde ayarlandığı hakkında düşündürmektedir. Ay'a yapılan Apollo uçuşlarında astronotların aktardıklarına göre, uzay mekiği Ay'ın arka yüzeyindeyken tanımlayamadıkları gölge ve ışıklar görmüşlerdir. Dünyadan da bazı bu tarz gözlem yapan insanlık bu ışıkları hala açıklayamamıştır. Bu da çeşitli komplo teorisyenlerinin açıklamasıyla ayın içinin boş olduğunu ve bir uzay gemisi olduğu şeklinde uçuk fikirler atılmasını sağlamıştır. Peki bilimsel olarak ayın içi gerçekten boş mu? Sovyet bilim insanları Vasin ve Şerbakov'un açıklamalarına göre dünyanın çekim gücü cm3'te 5.5 gramdır. Ayda ise 3.33 gramdır. Çekim güçlerinin birbirine yakın olmasına rağmen belirli bir uzaklığın olmasını, ayın içinin boş olduğunu öne sürerek açıklamışlardır. Bunu reddeden bilim insanları bile aydaki kraterlerin fazlalığından dolayı yoğunluğun az olduğunu kabul etmişlerdir. Buna ek olarak bilim insanları aydan sanki bir saat kulesindeki çanın gong etmesi gibi bir sesin yayıldığını saptamışlardır. Bu sesin çıkabilmesi için ayın içinin boş olması gerekmektedir. Ay araştırmalarının neden durdurulduğunu ve Ay'da neden üs kuramadığımız başlı başına bir gizemdir. Bunu yapamayız diye düşünebilirsiniz. Ama hazır bir zemin varken, yani Ay varken, biz gittik uzaya uluslararası uzay istasyonunu yapmayı tercih ettik. Ay'a ilk ayak basan Armstrong'a göre uzayda dünya dışı medeniyetlere ait bir uzay üssü olduğu için üs yapamıyoruz şeklinde açıklama yapıyor. Bu da uzaylılara bizim hayvanat bahçesindeki hayvanları incelediğimiz gibi incelediklerini gösteriyor. Düşünsenize maymunlar biz insanlar gibi benzerlikler göstererek bir şehir kursalar. Bu bizim ilgimizi direkt çeker ve müdahale ederiz. Bizi izleyen uzaylılar da onların seviyesine eriştiğimizde müdahale edecek mi sorusunu gündeme getiriyor. Geçtiğimiz haftalarda NASA'nın açıklamasına göre Ay'da su bulundu. Bu keşif neredeyse ezber bozacak cinsten çünkü Ay'da atmosfer yok denecek kadar ince bir tabaka oluşturuyor. Bu suyun içilebilir olup olmadığını şu an için bilinmiyor. Ama su demek hayat demek. Dünyadan götürülecek suyun masrafı olacağından dolayı bulunan su ileriki zamanlarda Ay'ın bir insan kolonisi oluşturmayı kolaylaştıracağı benziyor. Uygun şartlarda hazırlanacak üsler ile bu sular Ay'da tarım ve hayvancılık yapmaya elverişli hale gelebilir. Bu da artan nüfusumuzun zengin kesiminin Ay'da yeni bir yaşam oluşturmasıyla yeni başlangıçlar yapacağımızı gösteriyor. Ay ile ilgili daha konuşulacak çok konu var. Ama videolar sıkıcı olmasın diye kısa tutup seri halinde devam etmek istiyorum. İleriki videolarda görüşmek üzere.